Merhabalar. Bugün de iş hayatının geleceğiyle ilgili yeni bir konuğumuz var. Arçelik'ten Aykut çok da yakın, en yani sevdiğimiz dostumuzdur. Aykut merhabalar, nasılsın? Merhaba, merhaba abi, iyiyim, çok teşekkürler. Sağ ol, sen nasılsın, nasıl gidiyor? Sağ olun. İşte adapte olmaya çalışıyoruz. Yeni çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Çok hemen sorulara girmeye çalışıyorum. İnsanların da şu aralar yoğun bir dönemi. Onlara güzel bir içerik verelim istiyorum. Biraz Arçelik'teki görevinden, startuplarla beraber çalışma deneyiminden bahsedebilir misin? Neler yapıyorsun? Elbette. Tabii, elbette. Ben Arçelik'te aslında çok eski sayılmam. 6 ay önce, 6 ay biraz geçti Arçelik ailesine katılmam. Arçelik'te startup programlarından sorumlu olarak çalışıyorum. Arçelik Garaj bünyesinde. Garajın adını son günlerde solunum cihazı projesiyle biraz sık duymuş olabilir tüm ekosistem. Bizler için gerçekten gurur verici bir iş. Çok da duygusal bir yanı da olan bir iş. Garaj bünyesinde ben de startup programlarından sorumlu olarak çalışıyorum. Şu an hali hazırda yürüyen iki tane açık proje programımız var. Onların koordinasyonunu yürütüyorum. Bu programları hem Ankara'da hem İstanbul'da yürütüyoruz. Öncelikle onu söylemiş olayım. Programlardan bir tanesi erken aşama girişimciler için yürüttüğümüz, aslında tüm ekosistemin yakından bildiği TÜBİTAK'ın BİT programı. Biz de Türkiye'deki bu programı uygulayıcı kuruluş olarak yürüten tek sanayi kuruluşuyuz Arçelik olarak. 2018'den beri yürütüyoruz bu programı. Ne yapıyoruz? Fikri olan girişimci adaylarına iş planlarını oluşturmaları için eğitim mentörlük veriyoruz. Temel girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Bunları biz aslında biraz da Arçelik'in sahip olduğu kaslardan da faydalandırarak teknik mentörlük vermeye çalışıyoruz arkadaşlarımıza. Yani ilgili oldukları alanla, sektörle alakalı Arçelik içerisindeki uzmanlarla eşleştirip birebir mentörlük almalarını sağlıyoruz. Bunun yanında garajın tabii ki çok önemli ve büyük bir prototipleme altyapısı var. Donanım girişimcileri için bulunmayacak bir nimet olduğunu düşündüğümüz için bu program kapsamında arkadaşlarımıza belli bir kredi tanımlayıp fikirlerini daha rahat ifade edebilmeleri için bir prototip oluşturmak için imkan tanıyoruz kendi altyapımızı kullandırarak. Böyle bir aslında farklılaştığımız nokta olduğunu söyleyebilirim belki diğer uygulayıcı kuruluşlardan. Erken aşama girişimcilerle bu şekilde çalışıyoruz. Bir diğer programımız Makerlar Aranıyor adını verdiğimiz bir donanım hızlandırma programı. Burada biraz daha pazara çıkmaya yakın, yine donanım odaklı girişimcileri desteklediğimiz bir hızlandırma programı. Burada yine benzer şekilde donanım girişimcilerin en büyük aslında çilesi olan seri üretim öncesi MVP'lerini oluşturmak, bu MVP'leri oluşturduktan sonra saha testlerini yapabilmek, sonra dönüp bir daha revizyonlarını yapabilmek. Her biri aslında farklı farklı alanlarda yapılabilecek bu prototipler, baskılar, üretim teknikleri, malzeme teminleri falan girişimcilerin çok zorlandığı işlerden ve maliyetli işlerden bir tanesi. Tabii. Donanımcılar için söylüyorum. Biz bunu işte garaj altyapısında bu imkanları girişimcileri kullandırarak onları bir nebze olsun rahatlatmaya, sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz bu programla. Ardından ürün artık böyle sahaya çıkmaya hazır olduğuna inandığımız zaman bizim İstanbul'da İstinye Park'ta çok büyük ve güzel bir deneyimleme mağazamız var. Orada garaj girişimcileri çatısı altında bir alan sağlayıp o arkadaşlarımıza direkt birebir müşteriyle buluşmalarını sağlıyoruz. Böyle bir programımız var. Orada direkt hani hem üretimin gelişmesi için, ürünlerini üretmeleri için gerekli olan altyapı hizmetini sağlayıp hem de ürün çıktıktan sonra da müşteriyle buluşup onlardan geri bildirimlerini alacakları bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Şu an bu programda Ankara ve İstanbul'da dediğim gibi devam ediyor. Amacımız Mayıs sonu veya Haziran başı gibi bir demo değil. Bunu aslında ekosistemle de paylaşıp birinci dönemini tamamlamaktı. Ama tabii bu salgın tüm planları revize etti. Biz de onunla alakalı şimdi farklı senaryolar çalışıyoruz. Bu demo değil dijitale taşıyabilir miyiz ya da nasıl yapabiliriz? İstinye Park'ta taahhüt ettiğimiz o müşteri deneyimleme işini dijitale taşıyabilir miyiz veya farklı yollarla nasıl çözebiliriz diye. Şu an o konuda çalışmaya devam ediyoruz diyebilirim. Ya bir miktar Anladım. öteleyeceğiz süreci veya farklı yöntemler bulmaya çalışacağız. O konuda Anladım. çalışıyoruz. Anladım. Ya bayağı aktif olduğunuzun farkındayım. Ekosistem de sizi böyle tanıyor zaten. Peki Çok şu teşekkürler. demin bahsetmiştim biraz ama ona birazcık daha gireceğim. Hatta bizi dinleyen teknoloji girişimcileri varsa onlara da biraz daha fikir verebilmesi için şu soruyu sormak istiyorum. Arçelik bu krizin başından itibaren diğer üreticilerle bir araya geldi.
bir teknoloji girişimiyle bir araya geldi. Farklı çabaları olduğunun farkındayız. Biz buna açık inovasyon diyoruz aslında işte. Çok güzel örnekleri çıkmaya başladı. Sence yakın dönemde, yani bu krizden biraz normalleşmeyi beklememiz lazım. O ayrı bir faz ama yakın dönemde teknoloji ekosistemiyle kurumların çalışması arasında bir özellikle de böyle bir başarılı bir örnek varken bir ivme kazanır mı? Eğer kazanırsa kazanmaması için bir engel var mı? Bu konuda ne düşünüyorsun? Onları bir öğrenmek istiyorum. Evet, açık inovasyon çok önemli kavramlardan. Aslında bu işi yapmaya çalışan hem kurumların, hem STK'ların, hem girişimcilerin, hem üniversitelerin, aslında bu ekosistem paydaşlarının tamamının çok önemli üzerinde durması gereken işlerden biri. Söylemlerde ve yazılarda çok sıklıkla karşılaşıyoruz aslında, ama gerçek hayata baktığımız zaman bunun başarılı örneklerini çok görmedik ne yazık ki bugüne kadar. Bu hem bir öz eleştiri kendimiz için hem de ekosistem için. Ama bu dediğim gibi solunum cihazı çok güzel bir örnek oldu. Hem işin kamu tarafı, hem startup, hem bir kurumsal şirket bir araya gelip çok hızlı bir şekilde aslında kriz ortamlarında olması, bunu tetiklemesi için keşke bu krizler olmasa, böyle şeyler farklı yollar tetiklense, ama en azından iyi yönünden bakıp dediğin gibi bu açık inovasyon kavramının tüm ekosisteme hızlı bir şekilde yayılması için fırsat olabilir bu. Güzel bir örnek oldu. Gerçekten herkes kendi çabasıyla, emeğiyle katkı vereceği yerleri belirleyip çok iyi niyetle ve emek yoğun bir iş yaparak hayata geçirmeye çalışıyor bu projeyi. Ben İzmir'de de daha önce çalışırken de aslında bu işin kavramın bilincinde olmaya çalıştığım, kuruma da yansıtmaya çalıştığım bir iş. Çok da inandığım bir iş aslında, işbirliği, açık inovasyon. Önünde ne engeller var diye sordum sanırım, en son öyle bağladım. Evet. Oraya belki değinmeye çalışırım. Yani benim gördüğüm, deneyimlediğim şu var. Kurumsal ve kişisel egolar aslında biraz belki bu işin en önündeki öncelikli engellerden bir tanesi. Herkesin önem verdiği şey kendini promote edebilmek, kendi kurumunu ön plana çıkarabilmek ne yazık ki. Bu o işbirliği ruhunu çok zedeleyen bir şey. Dolayısıyla da o işbirliğinin önüne çok önemli bir bariyer olarak çıkıyor karşımıza. Belki bu biraz törpülenirse ilerleyen dönemlerde güzel örneklerle beraber önünü aşabiliriz. İkincisi belki şu olabilir. Paylaşmayı çok fazla bilmiyoruz abi diye düşünüyorum ben. Yani hani bu sadece şey değil, tek yönlü değil. Hem başarıyı hem başarısızlığı paylaşmayı bilmiyoruz bence. Dolayısıyla ortada bir başarı olduğu zaman, diyelim ki bir işe beraber gidildi ama ortada bir başarı olduğu zaman bunu her kurum kendi çerçevesinden bakıp kendini ön plana çıkaracak şekilde işler ve söylemler geliştirmeye başlıyor. Bu tabii ki bu işin devamında o kurumla devam etmesinin önünde önemli bir engel. Karşı taraftaki kurumlar çünkü bu işten rencide olabiliyor. Hoşlanmayabiliyor çok doğal olarak. Ya da tam tersi başarısızlık için geçerli. Bir başarısızlık durumunda da bu sefer tam tersi o başarısızlık nedeninin kendinden değil, karşı paydaşlardan olduğu yönünde söylemler geliştirmeye başlıyor taraflar. Dolayısıyla bu da aynı şekilde işbirliğinin ruhuna aykırı bir şey. Dolayısıyla biz biraz bunları becerebilirsek bence bu paylaşım işini çok önemli bir yol kat edebileceğimize inanıyorum. Çok ciddi bir potansiyel var, istek var aslında. Herkesin kendi içinde yapabildiği, çok iyi yapabildiği işler var ve eksik kaldığı işler var. Bunları iyi belirleyip, iyi önceliklendirip ondan sonra bu sıkıntıları göz ardı ederek biraz belki iyi niyetle, samimiyetle yol alınırsa ben önemli işler çıkabileceğini düşünüyorum. Ben de önümüzdeki dönemlerin samimiyetlerin test edileceği bir dönem, çok yakından test edileceği bir dönem evet. olduğunu düşünüyorum. Yani kültür stratejiyi sabah kahvaltısında yiyor. Onun için kültürümüz neyse aslında ne kadar uğraşırsak uğraşalım o bizi dikte ediyor. Ama şöyle i̇şte de bir... bu işi kültür haline dönüştürmek çok önemli. Aynen. Dediğim gibi. Bu işi tabana yaymak, herkesin içselleştirmesi, kabul etmesi, bu işin normalleşmesi. Yani şu keşke şunu konuşmasak. Bir tane başarı örneğini böyle cımbızla çekip onu insanlara böyle can hıraş anlatmasak da o bizim normalimiz olsa. Yani doğru. Keşke bugün solunum cihazı örneğini böyle iyi bir başarı örneği olarak değil de hayatımızda bunlardan yüzlercesinin olduğunu bilip işte 101.'si oldu deyip böyle şey yapabilseydik, listenin sonuna ekleyebilseydik keşke. İşte tam bu dönem, bu talihsiz bir dönem ama aynı zamanda işte başka fırsatlar da getiriyor. Yani hepimiz evlerde sosyal hayatımız değişti, iş hayatımızın akışı değişti. İşte o kültür stratejisi sabah kahvaltısında yer diyoruz. Belki bu kültürel değişim içinde
bir ivme kazandık diyebilirim. Yani bunu isteyerek olmadı. Çok uzun zamandır bunu teknoloji girişimleri farklı şekillerde anlatıyordu. Bu dünyanın geldiğini anlatıyordu. Sizler anlatıyordunuz. Ben seni İzmir Yüksek Teknoloji'den beri çok yakından tanıdım ve çalıştığın startuplara ne kadar inandığını, o insanlara ne kadar birebir çalıştığının farkındayım. Onun için ama zamanı geliyor gibi görüyorum. Peki buradan bir soru soracağım sana. Bunu aslında herkese soruyorum. Bu da bir kapanış sorumuz oluyor bizim. Bir sürü şey değişti. Çalışma hayatıyla ilgili, sosyal hayatla ilgili. Bunlardan bazıları kalıcı olacaktır. Sence neler kalıcı olacak? Eskiden çok rağbet görmeyen ama artık hayatımıza girip farklı bir değer önerisi olacak, farklı bir değeri olacak şeyler neler olacaktır önümüzdeki günlerde? Ben belki şuna şöyle cevap verebilirim. Çok böyle şeyler görüyoruz. Yani hem konuşmalarda, hem yazılarda, hem sosyal medya paylaşımlarında böyle çok radikal değişikliklerin olacağına dair bazı futurist ama bence biraz iyimser yorumlar ve tahminler var. Evet, hayatımızda belki daha önce olması gereken veya yaygınlaşması gereken işler vardı. İşte esnek çalışmaların, uzaktan çalışmaların, uzaktan eğitim modüllerinin hayatımıza belki daha erken girmesi ve yaygınlaşması gerekiyordu. Bu krizle beraber girdi ve bunun çok böyle kalıcı olacağı, bundan sonra iş yapış şekillerimizin bu yönde çok böyle radikal değişeceğini düşünenler var. Ben açıkçası o tarafta değilim. Bunlar hayatımızın bir parçası olacak mı? Evet, olacak. Ama insan böyle çok hızlı adapte oluyor ve çok hızlı unutuyor aslında. Dolayısıyla biz bu krizi atlattıktan sonra bence bir ay sonra hayatımıza bu kriz böyle bir anı olarak kalıp üzerine böyle şeyleri, bu anları konuşacağımız bir şey olarak kalacak ve hayatımıza geri kaldığı yerden devam edeceğiz. Ama bunun yanında dediğin gibi bir takım şeyler hayatımız içinde daha fazla yer bulacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Çok radikal değişiklikler olacağını düşünmüyorum birçok şeyde. Ama bazı şeyler hayatımızın içinde daha çok yer kaplamaya başlayacak. Mesela bir örnek verecek olursam, dijitalleşmeden konuşuyoruz mesela. Teknolojinin hayatımızdaki yerinin kapladığı orandan bahsediyoruz. Şimdi bu teknolojileri kendi hayatına entegre etmekte zorlanan kişiler, belli bir yaş grubu kişiler falan. Örneğin sosyal medyayı kendi hayatlarına şöyle somutlaştırmak gerekirse, mesela Facebook'un annelerimizin, babalarımızın hayatına girdiği zamanı düşünelim. Bu Facebook kurulduktan herhalde 10 sene, 12 sene sonra falan oldu. Evet. Onların hayatına girdi ve gerçekten de önemli bir yer kaplamaya başladı. Şimdi aynı şeyi Getir için düşündüğümüzde, bu Getir'in kuruluşundan 2 sene sonra oldu mesela. Evet. Dolayısıyla hani bu bazı şeyleri hızlandırdı. Zamanının gelmesi gereken şeyleri biraz daha öne aldı belki. Bunlar hayatımızda kalıcı olacak mı? Evet, olacak ama şu olmayacak yani. Hiçbirimiz markete gitmekten vazgeçmeyeceğiz bu kriz bittikten sonra. Yine markete gideceğiz ama bunun yanında Getir'i de hayatlarımızın bir parçası olarak kullanmaya devam edeceğiz veya buna benzer başka teknolojileri. Belki şu kriz zamanı işin ben hep şeyindeyim yani, evet dijital ve teknoloji çok konuşuyoruz ama insanı insan yapan öğelerden bir tanesi sosyal bir varlık olması. Ben işin bu yönünün aslında biraz daha bu dönemde çok böyle içimize dokunduğunu, bazı şeyleri fark ettiğimizi görüyorum. İşte berberin, kuaförün ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Aslında hayatımızın içindeyken hiç önemli olmayan, çok sıradan olan, yokluğunu hiçbir şekilde düşünmeyi olanak, ihtimal halinde düşünmediğimiz şeyler şu an böyle heyecanla, hevesle beklediğimiz şeyler haline geldi. Ne bileyim işte, hani biz görüyoruz böyle sosyal medyalarda, sağlık çalışanları eve giderken çocuğuyla sarılamıyor yani. Bunlar çok içe dokunan şeyler. Veya eve gidemiyor, hani daha vahimi. Dolayısıyla bazı şeyler, bu işin sosyal boyutu biraz daha inşallah farkına varıp ve bunun hayatımızda ben dijital ve teknoloji tarafından daha çok olması gerektiğine inanıyorum. Daha çok öneminin, değerinin farkına varılması gerektiğine inanıyorum açıkçası. İnsani değerler olur. Peki, çok teşekkür ederiz Aykut. Bize zaman ayırdın, bunları paylaştın. İnşallah şu dönem geride kaldığında bir fiil tekrar görüşmeye başlarız. Evet. Kendine iyi bak, sağlıklı kal diyoruz. Çok teşekkürler, teşekkür, çok sağ ol. Sizin de dinleyicilerinize, izleyicilerinize çok selamlar. Umarız bir an önce her şey eski haline çok hızlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde döner. En az kayıp ve en az sıkıntıyla. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol.